Şimdi tabii bugün ihracat rakamlarını da aldık. Biraz onu da yorumlayalım. Kutlu Karavelioğlu, Makine İhracatçıları Birliği Başkanı yayında. Kutlu Bey, iyi akşamlar diliyorum. Şimdi rakamlar geldi. Makine, özellikle makine sanayi, pandemide pozitif ayrışan sanayilerin başında geldi. İhracat rakamlarını nasıl değerlendirdiniz öncelikle? İyi akşamlar Zeliha Hanım, iyi yayınlar diliyorum. İhracat rakamlarını doğru değerlendirebilmek için birkaç şey söylemek lüzumu hissediyorum. Bir kere pozitif ayrışmada aslında yani üretimin düştüğü yerde makine teçhizat yatırımları çok ertelenir. Tekrar eski kapasitelere ulaşılabilene kadar. Türkiye'nin durumu çok ayrıcalıklıdır makine teçhizat yatırımları konusunda. Onu size değerlendireceğim. Şimdi biz geçen seneyi 18,5 milyar dolar ihracat ve 28,5 milyar dolar ithalatla kapatmıştık. Oldukça büyük bir rakamdı bu. Fosil yakıtlara eşit miktarda bir giderimiz oldu makine ithalatı için. Bu teçhizat yatırımlarını etkilediği için anlatmak istiyorum. Dünya makine ithalatı, ihracatı 8-10 puan düşmüştü. Bizim ihracatımız 4 puan düşmüştü. Almanya'da 10 puan, Amerika, Japonya'da 11 puan, İngiltere'de 17 puan falan düşerken bizim ithalatımız dünyadan negatif eksi 25 puan ayrışmış, 15,4 artmıştı. Ki Almanya'da 7 puan, Amerika, Japonya'da 5 puan, İngiltere'de 17 puan düşmüşken. Kore'de bizim gibi makine ithalatı 11 puan arttı. Kore, Tayvan ve Türkiye üretimin yeniden dağılımından daha çok pay almak isteyen, bu iddiada olan ülkeler. Onun için bu benzeşmeyi önemsiyorum. Şimdi baz etkisi olmadığını da anlatacağım ilk 2 ayın güzel değerlerinde. Biz geçen sene ocağı %9'a yakın artışla kapamıştık. Şubat'ı %1'e yakın artışla kapamıştık. Mart'ta %12,5'luk bir düşme başlamıştı pandemi nedeniyle. Dolayısıyla Mart'tan itibaren biz baz etkisini hissedeceğiz. Nisan'da düşüşümüz 40 puandı, Mayıs'ta 50 puandı. Bu aylarda %100'e yakın makine ihracatında artış yaşanacak, göreceğiz bunu. Ve sene sonu 21 milyar dolara yakın bir ihracatla kapatacağımızı düşünüyorum. 10-15 bandında bir artışla. Yeter ki kurlar bizim rekabetçiliğimizi törpülemesin. Şimdi Şu bu anki sene... kuru nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bizim sektörde yani mutabık kalınan kur aslında 7,5 lira gibi, maliyetlerin çoğu buradan yapılmış. Bunun da enflasyon mertebesinde ona paralel olarak artmasını bekliyoruz. Daha rekabetçi, yani bugüne kadar yakaladığımız performansı koruyabilmek için. Öyle söylüyor. Önemli olan birikinti olmasın, spekülasyona, manipülasyona izin vermesin, istikrar olsun. Bizim için önemli olan o. Şimdi bu sene Zeliha Hanım, Ocak ayında geçen sene %9 artmıştık. Bu sene %6 arttık. Şubat'ta Sayın Bakanımız bugün açıkladılar. GİTİB 84'ü %12 artışla 1,10'da 63 milyar dolar. GİTİB 85'i %22 artışla 900 milyon dolar olarak Sayın Bakanımız açıkladı. Şimdi Türkiye taşıt araçlarından 2,10'da 2 milyar dolar, makinalardan 1,10'da 63 milyar dolar, elektrikli makine ve elektronikten 900 milyon dolar ihracat yapıyor. İlk 3 ihraç kalemimiz bunlar. Teknoloji geliştiren bu 3 sektörün ihracattaki payı %30'a geldi. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü petrolü olmayan ülkeler topraklarından makine veya teknoloji çıkarmak zorundadırlar. Almanya'da bu 3 dal %46 civarındadır. Japonya'da %55, Kore'de %42. Bizim %30 eşiğine gelmiş olmamız bence fevkalade güzel bir gelişmedir. Bizim tahminimiz 1 Ocak 28 Şubat arasında makine ihracatının %10'a yakın arttığı, daha kesinleşmedi, biraz çalışmamız lazım. Evet. Ve 3,4 milyar dolar olduğu yönündedir. Bu artışın %5'i fiyat artışıdır, gerisi miktar artışıdır. Makine birim fiyatlarımızda 5,10'da 7 dolardan 6 dolar kiloya yükselmiştir. Ama ithalatın da artmaya devam ettiğini kaygıyla izliyoruz. O da %13 kadar arttı ve 4,5 milyar dolara geldi. Evet. İsterseniz nerelerde büyük performans var, alt sektörlerde, kısacık ona değineyim. Evet, son 2-3 dakika. Bir de tabii bu makine ve teçhizat yatırımında 30 O zaman hiç değinmeyeyim. içerdik. Çünkü makine teçhizat yatırımları Evet. bizim için çok daha Evet. önemli. Orada bayağı bir zirve var. O yüzden sordum. Pozitif ayrışmadan kastım diğer sektörlere Evet. nazaran. Evet. Zeliha Hanım, bu çok önemli bir çeyrek oldu. 38 çeyreğin en iyisi, %39 makine teçhizat yatırımlarında artış var diye. Şimdi bunu 5-6 unsurla ben analiz edebilirim. Dünya makine teçhizat yatırımları bu arada %8 düştü. Bizim de geçen sene %21,1 artmış oldu. Şimdi birinci husus, bir kere burada baz etkisi olmadı.
2019'un dördüncü çeyreğinde de bir %13 artış vardı. Biz 2018'deki düşüşü de telafi ederek %17 üzerine çıktık. İkinci husus, yıl bazında da bir baz etkisi yok. Son 2 yıl 18-19'da düşmüştü ama bunu telafi eden bir genel senelik ortalamamız var. %7 oranında 2017'yi aşmış olduk arındırılmış fiyatlarla. Üçüncü husus, 577 milyar liralık makine tesisat yatırımı yapmışız. Bunun 210 milyar lirası dördüncü çeyrekte, neredeyse yatırımın %36'sı bu çeyrekte yoğunlaşıyor. Dördüncü husus, 28.4 milyar dolarlık ithalatın %33'ünün son çeyrekte olması, 9.3 milyar dolar. Yani bir çeyrek derken 1.4'ten bahsediyoruz ama 1.3 gibi bir yoğunluk içerisinde idrak etmişiz bu çeyreği. Yatırım teşvik belgelerinin bunda çok önemli bir payı olduğunu görüyoruz. Geçen sene 10.500 belge vermişiz. Bunun 3.000'den fazlası son çeyrekte. 238 milyar liralık belge vermişiz. 71,5 milyar lirası son çeyrekte. 14.8 milyar dolarlık makinenin korumasız olarak ithaline izin vermişiz bu belgeler kapsamında. Bunun 4.7'si yani %31'i son çeyrekte olmuş. Son olarak da şunu söyleyeyim. Zeliha Hanım, makinada iç talep katma değer olarak Türkiye'de sadece %31 bırakıyor. %33'ü Avrupa Birliği'nde, %20'si de Doğu Asya'da oluşuyor. Halbuki makine ihracatının yerli katma değer oranı 75-76. OECD 6.'sıyız. Yani Türkiye'de ivme programının da katkısıyla çok büyük yatırımlar yapıldı. Uzun vadeli krediler verildi. Ama Sayın Bakanımızın murad ettiği gibi Türkiye'de üretilen bir makine varsa ben kesinlikle bunun yabancı imalatçısını finanse etmeyeceğim motivasyonuyla lanse ettiği bu program maalesef kullanılırken yerli imalatçıya beklediğimiz, umduğumuz katkıyı sağlamadı, öyle söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde tekrar beklerim yayına, biraz daha uzun konuşma adına. Bu konu çok önemli. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi Nurettin